şehir dışından geliyorsunuz değil mi? Evet. Adana'dan mı? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ali Biliç ve Halime abla. Kızı Halime Biliç sürütüyomuzda. Kayıp kızınız için buradasınız. Evet abla. 22 yaşındaki Gülseren Biliç'i arıyoruz sevgili seyirciler. Adana'da yaşıyor aile. Ne zamandır kayıp kızınız? Ablam pazar günü pazartesiye bağlı orucumuzu açtık. İftarımızı sahurumuzu açtık. Sahura kalktınız. Evet, sahura kalktık. Yemeğimizi yedik. Sabah namazımızı kıldık. Saat 6 gibi yatağa girdik. Yattı. O da benim kızımın yan odasında yattı. Ondan sonra sabah 10 oldu. Kalktık. Çocuklar kalktı dedi. Baba anne vallahi Gülseren yok yatağında. Nasıl yok? Böyle şok olduk Esra ablam. Biz de gittik baktık meğer Gülseren yok. Gülseren yani böyle bir şey yapacağını insanın aklından bile geçmiyordu. Şuraya aradık buraya aradık hiçbir fücük yok ablacığım. Siz bir tanımlama yapmışsınız Gülseren'le ilgili kayıp yani asosyal bir evet. Kişilik yani evden dışarı çıkmayan. Hayır bir arkadaşı falan yok. Mesela kuzenlerimiz gelir hiç konuşmaz. Böyle pek aktif bir insan değil. Hani asosyal deriz ya evden dışarı adımını atmaz. Hiç kimse onu hiçbir aynen. Koşulda hem dışarı çıkartmaz hem de sosyal ilişkiler kurmuyor. Evet. Gülseren'in işte evi terk etmesi bu yüzden mi sizi çok şaşırtıyor? Evet abla. Aynen. Aynen. Hani hiç beklemiyor çünkü bunu bilinçli yapacak bir kız değil. Hani telefon zaten kullanmazdı. Hani var ama sosyal medyası var, Instagram'ı var. Hattı yok telefonunun. Hani varsa da Instagram üzerinden birileri onu kandırmıştır. Yoksa bu bilinçli yapacak bir kişi değil. Hani kardeşimi tanıyorum. Siz bütün aile bir arada yaşıyorsunuz. Evet, beş kardeşsiniz. Aynen. Beş kardeş. Beş kardeş. O gece hep beraber kalktınız sahura. Bu yoktu ablam. Bu şeydeydi. Ben şehir dışındayım. Bu şehir dışındaydık. Biz diye bendim. Oydu kardeşleriydi. Hep zaten sahur yemeği hep o hazırlıyordu ablam. Saat 3:30 gibi sahura kalkıyordu. O yemeği hazırlıyordu. Ta ki bu pazar akşamına kadar beraber yemeğimizi yedik, namazımızı kıldık, o da dışarıda abdestini alıyordu. Dedi ben namazımı kılacağım, yan odaya geçeceğim. Tamam babam dedi. Tamam kızım dedim. Gidebilirsiniz dedim. Sabah kalktığımızda saat 10 gibi kalktık, Gülseren yok, ortalıkta yok. Son dönemlerde hani ben birini seviyorum, birinden hoşlanıyorum dedi mi? Kesinlikle öyle yani, bir şey yok Asra ablam. Kesinlikle öyle bir şey yok. Gönül ilişkisi var mıydı? Hiçbir şey yok. Yani ben bazen diyordum kızım seni parka götüreyim, seni gezmeye götüreyim. Ara sıra böyle pikniğe gidiyorduk. Kesinlikle babam ben öyle şeyleri sevmiyorum. Ben gelmiyorum. O evde kalıyorduk, biz gidiyorduk. Yani öyle sakin bir kız. Yani çalışma hayatı var mıydı? Hayır. Yok. Yok. Yok ablam. Evin tüm sorumluluğu peki hani zaten hep Gülseren evden dışarı çıkmıyor ya. Evi de çekip çeviren Gülseren miydi? Yani evet. Annesine yardımcısı. Yani sağ kolu gibi. Evi süpürüyordu, aynen. İşte evi temizliyordu, yemek yapıyordu. Öyle Esra ablam. Yani sizden ricam olsun biraz önce bu kızına başına bir şey gelmeden bunu bulalım. Aynen iş işten geçmedi. Zaten evet. Şu an hiç çıkmıyordu. Gittiği yerde de çıkamaz. Çıktığını da düşünmüyorum. Hani bir yere gitmiştir oradaki evden de yani neyse yer, mekan neyse aynen, oradan da mı dışarı çıkamaz? Yani, çıkmaz abla. Kız niye kaçtı? Bilmiyorum işte bir bilmiyorum insan abla hani zaten bir bilinçli bilse... yapan biri değil. Hani bilinçli yapmaz. Ya genelde şöyle oluyor bu kayıplarda. Aslında gitmeden önce bir takım sinyaller, mesajlar veriyorlar. Ne bileyim bazısı isyan ediyor, bazısı diyor sizi terk edeceğim diyor, bazısı diyor ben bıktım bu evden diyor, bazısı diyor ki sevdiğim biri var diyor. Gülseren son dönemde yani aile içerisinde o kaybolduktan sonra hepiniz oturup konuşmuşsunuzdur tahminen. Hani gideceğine dair, bu evi terk edeceğine dair şeyler söylüyor muydu? Yok kesinlikle hayır. Ablam kesinlikle. Yani biz bazen diyordum kızım yani sen artık 22 yaşına geldin. Yani evliliği düşünmüyorum. Yok kesinlikle babam benim yaşım küçüktür ben evliliği düşünmüyorum. Evlenmek için kaçmayabilir. Farklı idealleri vardır. Ama ben bıktım. Ben artık tek başıma yaşayacağım. Ne bileyim kendime yeni bir dünya kuracağım dedim mi? Hayır hiç öyle yok, bir şey söylemedi. Yok kesinlikle. Bu senin söylediğin şey onun aklının ucundan bile geçmiyor Asra ablam. İşte bunlar benim hep aklımın ucundan geçenler. Yani ben olası her türlü ihtimali düşünüyorum. Ben mesela şehir dışında çalışıyorum. Hani tekim dedim gel yanımda kal. Hani gezeriz. En azından çünkü sabah gidip akşam geliyorum. Yok dedi. Yani şöyle yani Gülseren öyle ahlaksız bir şey değil ablam.
öyle sakin bir insan. Yani anası dedi git dama bak, oralara bak. Gittim her yere baktım, bizim evin etrafında kamera da yok. Yani kamera inceleyecek bir kamera da yok. Gittim emniyete başvurdum. O da kayıp ilanı verdiler. 3-4 gün, 5 gün falan bekledik. Baktı en son bir ekip bizim evin önüne geldiler. İki polis çıktı. Dedi ki bir haber alamadınız mı? Biz mi haber alacağız, siz mi bize haber getireceksiniz? Dedim vallahi öyle bir şey yok dedi. Bir haber aldığınız zaman emniyete bildirin. Tamam dedim, bildireceğiz. Baktım orada sonu çıkmayacağını dedim. En son Esra ablama gideceğim. Eğer Esra ablam çıkarsa çıkmazsa bu kız gider. Yani en son... Gülseren Bilic sevgili seyirciler, 22 yaşında Adana'da ailesiyle beraber yaşadığı evden 3 Nisan sabahı, yani herkes sahuru yapıp yattıktan sonra ortadan kayboluyor. O tarihten itibaren aileyle hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. Asosyal olan, evden dışarı çıkmayan Gülseren niye ailesini, sevdiklerini ve evini terk etti? Gitmesinin gerekçesi neydi? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Benden de beklediğiniz bir cevap var. Gülseren'i bulduk. Telefonda mı? Şimdi Gülseren'in bu arada nerede olduğunu biliyorum. Evet, inşallah. Gülseren sizlerle iletişim kurmak istemiyor. Neden abla? Kesinlikle ailemle, hiç kimseyle görüşmek istemiyorum diyor. Ama hani bizden yana bir şiddet görmüyor, en ufak kırıcı bir şey görmüyor. Neden ama? Yani biz ona şiddet gösterdiyse, o bir şey istediyse, biz yok demişse haklıdır. Ama bu yaşa gelmişim, hayatta ona bir fırça dahil bile atmamışım. Onun bir dediğini iki yapmamışım Esra ablam. Yani ha bu da bak 26 yaşında bu diğer çocuklarım, iki kız, üç oğlan ellerinden öpsün. Yani var ya, bunları bu yaşa getirmişim, herkes de biliyor. Ailem biliyor, bizim akrabalar biliyor. Daha bir gün olsun hiç kimse dememişim, gidin bir işe gidin. Sadece ben diyeyim, okulunu okuyayım, insan olun. Yani benim gibi inşaatta sürünmeyin. Ben inşaatta süründüm, hayatım inşaattan geçti, bari sizinki öyle olmasın. Aha 22 yaşında bugüne kadar sadece bana bir bardak su verdiyse başa evimde hiçbir iş yapmıyor. Yani bana dokunan hiçbir iş yapmıyor. Ben kimse ona dememişim, kızım git çalış, git bana para getir. Kesinlikle. Ben ona kalbine de bile kırmamışım. Ne ben, ne annesi, ne kardeşleri, ne ablası. Kesinlikle ablam. Şimdi ekip arkadaşlarına iletişim kuruyor. Hatta şu anda Gülseren'le konuşuyorlarsa rica ediyorum Gülseren. Hani bulunduğu yerde televizyon varsa ya da ekip arkadaşlarım şu anda konuşurken bu söylediklerimi de duysun istiyorum. Lütfen yayında annen, baban ve kardeşinle konuş. Annen senin sesini duymak ister. Onlara bir cevap ver. Yani onlar bu gidişini kendi kafalarında bir yere oturtmak, anlamlandırmak istiyorlar. Ama bu şekilde kendini kapatarak ya da hiçbir şey söylemeyerek gidemezsin. Sadece seni merak ederler ve bu merak her geçen gün artmaya başlar. Evet abla. Önce sağlıklı. Evet ablam. Kendince güvenli bir yerde. Aynen aynen. Hani o konuda herhangi bir şüphemiz yok ama daha detayını, yani ince detayını bilmiyorum. Şimdi abla pişman olmuştur. Hani geri dönersem kabul etmezler mi diye bir düşüncesi olmasın. Konuşun Gülseren'le. Yani yaptığın hatanın farkındaysan biz her zaman senin arkandayız. Evet kesinlikle. Yani her insan hata yapabilir. Ama önemli olan hatasından dönmek ablam. Yani tamam belki diğer ben bu hata yapmışım, benim babam kabul etmez. Kesinlikle öyle, ben bir baba değilim. Hiç öyle bir düşünce olmasın. Ona kadar hata benim kızımdır, benim canımdır. Ben her zaman onun arkasındayım ablam. Şu anki bilgimi aktarayım size. Biriyle ve biri için kaçmamış. Detayını evet, bilmiyorum. Zaten kuşkumuz yok. Yani yok, genç bunlar. Yani böyle bir cahillik yapıp bunu da yapabilirler. Birini sevmiş olabilir, bir rüzgara da kapılmış olabilir. İnsanoğlu hata yapar. Bunun için kaçmıyor Gülseren. Yani o gün evden çıkarken kendi için vermiş olduğu bir kararla evden çıkıyor. Şu anda da bildiğimiz kadarıyla tek başına. Daha detayını bilmiyorum. Ama evden çıkışının kendince önemli sebepleri var. İşte biz bunu bilmiyoruz Asra ablam. Yani ama onu bize hiç söylesin. Anlatmadı. Benim bu derdim var, ben bunu yapacağım, ben bunun peşimdeyim. Eğer bir şöyle desem belki diğer... Ben böyle bir şey desem babam izin vermez kesinlikle, öyle ben böyle bir baba kendi değilim. Her zaman yapabilir biz her zaman onlara arkasındayız. Siz ona inanmıyorsunuz.
kız kardeşiniz, hani babalar biraz daha anne baba, sizin iletişiminiz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kız kardeşiniz kendine bir hayat kurabilir mi? Bunu becerebilir mi? Yani sizin tanımlamanızın dışında şu anda tek başına ve bir hayat kurduğunu... Tek başına bir hayat kurmak zor avukat hanım ya. Kesinlikle ablam. Yani yapamaz, beceremez yani. Ya onu yapamaz. Hani 8-9 yıldır hiç dışarı çıkmamış, bir hayat görmemiş, bir yere gitmemiş, bir şehir dışında okumamış. Bir yerde çalışamaz mı işte? Ya o çekingen. Çalışamaz. Zannetmiyorum abla. O yani becereceğini zannetmiyorum avukat ablam. Bu sizin yorumunuz. Gerçek bazen hani... Sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurmadığımızda evladınız bile olsa, anneniz babanız bile olsa onu tanımayabilirsiniz. Onun o farklı yönlerini, ne bileyim karanlık tarafını, diğer duygu ve düşüncelerini gerçekten iletişim kurmuyorsanız işte onun için ön yargısız dinlemeniz lazım. Kararlarına saygı duymanız lazım ya da alacağı kararlarda size danışıp siz ona bir yol haritası çıkardığınızda ya gerçekten benim annem de olsa babam da olsa iyiliğimi düşünüyor, beni doğru yönlendiriyor demesi gerekiyor. Gülseren'in belki de hiç bilmediğiniz bir tarafı var. Ola da bilir. Belki çok güçlü bir karakter çıktı tek başına sıfırdan bir hayat kurmak istiyor. Keşke, belki öyle, gitti... keşke öyle bir şey olsa Asra ablam, keşke öyle, öyle şeyler bir becerese. Keşke. Ama işte. Gülseren gelsin, ne olur konuşsun. Bak babam yani, burada, aynen. Ailem burada. Yani onu bulmaya, evet. Bulup almaya geldik. Almadan da gitme niyetimiz evet yok. Evet ablam, yani yalvarıyorum. Ne yaparsan yapın, onu ikna edin, buraya gelsin. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sağ ol Azim abla. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin Gülseren'e. Yine tek kalmak istiyorsa gelsin yanımda. Yaşasın, okumak istiyorsa okusun. Evet, yani ne hayali varsa bana desin. Babam benim bu hayalimde bu var. Ben bizzat ben kendim yardımcı olurum. Okumak istersen ben okuturum. Bir yerde çalışmak istiyorsa ben kendim elimle götürürüm Asra ablam. Yani o tek başına bu yaşa gelmiş. Daha şuradan şuraya kızım burada uygun değil, git buradan kalk. Git burada otur, ben demediniz. Öyle bir şey dememişim. Yani bu nasıl bilmiyorum artık. Yani Gülseren öyle bir kız değil. Tek başına öyle çekip gider. Ondan sonra ben ailemi istemiyorum. Yani ailesine ne yapmış ki diyeyim, ben ailemi istemiyorum. Yani biri tarafından tehdit ediliyor olabilir. Hani hiç korkmasın. Söylesin açıkça. Yalnız değil bu konuda. Bir ailesi var. Kesinlikle. Babamdan çekiniyorsa benim yanıma gelsin. Gülseren, babanın da ablanın da çağrısını duyuyorsun. Onlar seni aramak üzere geldiler. Bu dünyadaki en kıymetli şey gerçekten birileri tarafından seviliyor olmak, korunuyor olmak, merak ediliyor olmak. Bak onlar senin için kalktılar, geldiler buralara. Seni önemsiyorlar, seni seviyorlar. Tabii ki. Bu saatten sonra söylediklerini daha dikkatli duyacaklardır. Sen belki onlara kendini daha iyi ifade edebileceksin. Ama şunu unutma. Evet, yalnız ayakta kalmak, tek başına kalmak önemli şeyler ama insan arkasında da her zaman sırtını dayayabileceği güçlü bir ailesi olsun ister. Çünkü insan gerçekten ailesiyle daha dimdik ve güçlü bir şekilde ayakta kalabiliyor. Onların bu çağrısına cevap verirsin. Ben de senin konuşmanı çok isterim. Senden olumlu bir dönüş bekliyorum. Sana da sevgilerimi gönderiyorum. Yani gelsin, her konuda, her kararın arkasındayım. Ben de şimdi bir abi, yayın sonrasında belki iletişim kurarım. Bir de şöyle bir şey var Asra ablam. İnan ki bizden en çok seni seviyor. Senin ya. Bir programını kaçırmıyor. Aynen. Senin programını başladığın an işini gücünü bırakır. Senin programını izler ta ki bitene kadar. O kadar seni seviyor. Peki. Eğer senin hatırın için onun yanında varsa o gelir buraya. Peki. Gülseren'im, seninle konuşacağım. Seni de dinlemek istiyorum ama lütfen aileni cevapsız bırakma. Çekinme de korkma. Hele şu saatten sonra hiç korkma yani. Sana... Kimse zarar veremez. O zarar verecek kişiler de varsa adaletin sağlanması konusunda elimizden geleni de yaparız. Seni bekliyoruz buraya. Ben çağrımı yaptım. Tamam. Pazartesi'yi bekleyeceğiz artık. Teşekkür Peki, ederim. Peki nerede kalıyor şu an? Hangi? Onunla o bilgileri veremem. O çünkü bize güvendi. Şu an ekip arkadaşlarımıza konuşuyor ve güvendi. O bilgileri vermeyeyim. Mühim olan sizi bir araya getireyim. Tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah... Pazartesi günü tekrar bu aile mutlu bir şekilde bir arada olur.